Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, im Restaurant, yani restoranda. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar, interaktif olarak yapmaya çalışacağımız bir ders olacak bu. Şöyle ki, restoranda nasıl sipariş verilir, nasıl ödeme yapılır şeklinde bir çalışma olacak bu arkadaşlar. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Öncelikle başlığa baktığımızda arkadaşlar restaurant deniliyor. Bu çünkü Fransızca kökenli olduğu için Almanca'da da dolayısıyla das Restaurant deniliyor arkadaşlar. Dolayısıyla restoranda derken im Restaurant demiş oluyoruz. Öncelikle şimdi arkadaşlar cümlelere baktığımızda bunları anlamlandıralım. Onun ardından ben size gidişatı anlatıyor olacağım arkadaşlar. Öncelikle bir bakalım. Guten Abend neydi arkadaşlar? İyi akşamlar demekti. Was möchten Sie bestellen? Bestellen arkadaşlar sipariş vermek demek arkadaşlar. Bestellen. Ne sipariş vermek istersiniz derken demek ki Was möchten Sie bestellen diyor. Bunu kim diyor? Bunu garson diyor bize. Müşteri olarak da baktığımızda buraya arkadaşlar. Şimdi karşılık veriyoruz ve diyoruz ki iyi akşamlar. Guten Abend. Ich möchte ein Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel arkadaşlar anlaşılacağı üzere Viyana Schnitzel'i değil mi? Olmuş oluyor. Pommes frites bu da gene Fransızcadan gelen arkadaşlar. Patates kızartması Almanya'da pommes frites diye karşımıza çıkıyor. Evet, mit ketchup, bakın pommes frites mit ketchup, patates kızartmalı, düzeltiyorum, ketchupla beraber değil mi? Patates kızartması anlamına gelmiş oluyor. Salat, evet, essen, yemek yemek değil mi? Ich möchte ein Wiener Schnitzel, pommes frites mit ketchup und Salat essen, evet. Viyana Schnitzel'i ketchuplı patates kızartması ve salata yemek istiyorum diyor müşteri. Bunun üzerine garson ne diyor arkadaşlar? Und was möchten Sie trinken? Trinken neydi? İçmek. Ne içmek istersiniz diye sorduğunda einen Orangensaft bitte. Orangensaft neydi arkadaşlar? Portakal suyu demekti. Öyle değil mi? Bitte, lütfen anlamında. Buraya baktığımızda arkadaşlar garson ne istiyor? Sunuz diye sorduğunda möchten Sie auch einen Nachtisch? Yani burada bize ne diyor arkadaşlar? Nachtisch yani tatlı. Tatlı da ister misiniz derken möchten Sie auch DDA anlamında bu bir pekiştireç noktasında arkadaşlar. Einen Nachtisch bir tatlı da ister misiniz derken müşteri ne istiyor? Ein Eis bitte, das Eis. Dondurma, bir dondurma lütfen demiş oluyor kim? Müşteri. Şimdi arkadaşlar ne şekilde gideceğimizi anlatayım size. Ben öncelikle garson olacağım ve ondan sonra sizler de bu siparişi veriyor olacaksınız. Ardından ben size şunu soracağım. Ne içmek istersiniz diyeceğim. Siz de umarım portakal suyunu seviyorsunuzdur. Bir portakal suyu isteyeceksiniz. Onun ardından tatlı olarak ne istersiniz? Tatlı ister misiniz anlamında möchten Sie auch einen Nachtisch diye size soruyor olacağım. Sizler de dondurma isteyeceksiniz. Ama öncelikle isterseniz bunların doğru telaffuzlarıyla nasıl okunduğunu görelim. Onun ardından bu çalışmaya geçelim. Evet, beraber okuyalım arkadaşlar. Guten Appetit. Düzeltiyorum. Guten Abend. Guten Abend. Was möchten Sie bestellen? Was möchten Sie bestellen? Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte ein Wiener Schnitzel, Pommes frites mit Ketchup und Salat essen. Ich möchte ein Wiener Schnitzel, Pommes frites mit Ketchup und Salat essen. Und was möchten Sie trinken? Und was möchten Sie trinken? Einen Orangensaft bitte. Einen Orangensaft bitte. Möchten Sie auch einen Nachtisch? Möchten Sie auch einen Nachtisch?
Ein Eis bitte. Ein Eis bitte. Evet arkadaşlar, eğer hazırsak şimdi kendimizi Almanya'da bir restoranda varsayalım ve ben sizin garsonunuz olayım ve size sormaya başlayayım. Hazırsak arkadaşlar, ben size burada gereken boşluğu tanıyacağım. Size işaretle bu cümleyi göstereceğim, bu yapıyı gösteriyor olacağım. Dolayısıyla siz de bunu okuyor olacaksınız. Rahat bir şekilde, keyifli bir çalışmaya hazırsanız başlayalım. Guten Abend. Was möchten Sie bestellen? Und was möchten Sie trinken? Möchten Sie auch einen Nachtisch? Evet, eminim ki çok çok güzel yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Dilerseniz tekrarlayalım mı bunu? Guten Abend, was möchten Sie bestellen? Und was möchten Sie trinken? Möchten Sie auch einen Nachtisch? Restorandaki diyalogumuz devam ediyor arkadaşlar. Bu sefer bize yemek sunuluyor ve garson bize diyor ki hier bitte, hier burada bitte. Yani burada şunu demek istiyor arkadaşlar, buyurun diye bize evet yemeği sunuyor. Teşekkür ediyoruz. Danke. Buraya baktığımızda arkadaşlar, möchten Sie sonst noch etwas? Möchten neydi arkadaşlar? İstemek demekti. Sonst noch etwas, bunu bir kalıp olarak görelim arkadaşlar. Daha başka bir şey anlamında. Daha başka bir şey ister misiniz derken möchten Sie sonst noch etwas diye soruyor. Biz de diyoruz ki hayır, hepsi bu. Ne diyeceğiz o zaman? Nein, danke. Das ist alles. Alles neydi? Her şey demekti. Ancak hepsi bu diyecek olursak das ist alles demiş oluyoruz. Bunun üzerine garson bize ne diyor? Guten Appetit. Afiyet olsun demek ki. Guten Appetit. Biz de teşekkür ediyoruz. Danke sehr. Evet, danke sehr da teşekkür ederim demek. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Hier bitte. Hier bitte. Danke. Danke. Möchten Sie sonst noch etwas? Möchten Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Nein, danke. Das ist alles. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke sehr. Danke sehr. Şimdi dilerseniz arkadaşlar, ben gene garsonunuz olayım. Siz de evet karşılığını verin arkadaşlar. Ben gereken boşluğu tıpkı deminki diyalogda olduğu gibi tanıyacağım size. Evet, hazırsanız başlıyorum. Hier bitte. Möchten Sie sonst noch etwas? Guten Appetit. Tekrar edelim mi? Hier bitte. Möchten Sie sonst noch etwas? Guten Appetit. Evet arkadaşlar, afiyetle yemeğimizi yedikten sonra bu sefer hesabı nasıl öderiz, garsonu nasıl çağırırız, bunu bir inceleyelim, görelim arkadaşlar. Öncelikle garsona seslendiğimde Herr Kellner diyorum, tabii bu bir erkekse Herr Kellner diyorum. Wir möchten bitte zahlen, hesabı ödemek istiyoruz diyecek olursak demek ki wir möchten bitte zahlen diyoruz. Arkadaşlar zahlen hesabı ödemek demek. Bitte burada bir rica noktasında lütfen derken bitte'yi kullanıyoruz. Möchten de neydi? İstemek demekti. Dolayısıyla wir möchten bitte zahlen diyoruz. Almanya'da arkadaşlar garson bize mutlaka şunu soracaktır. Hesabı birlikte mi ödüyorsunuz yoksa ayrı ayrı mı? Bu noktada alles zusammen oder getrennt demek ki alles zusammen hepsi birlikte mi oder getrennt yoksa ayrı ayrı mı diye sorduğunda demek ki alles zusammen oder getrennt diye soracak.
Biz birlikte ödeme yaptığımızı varsayalım. Zusammen diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki birlikte ödemek istiyoruz derken zusammen diyeceğiz. Evet, bunu da edere diyelim ki 15 euro 50 olsun. Ne diyecek? Das macht 15 euro 50. Demek ki das macht 15 euro 50. Evet, bunun ederi demek ki 15 euro 50'ymiş. Evet, biz de buyurun diyecek olursak hier bitte diyoruz. Buyurun derken demek ki hier bitte diyormuşuz. Evet, garson bize çok teşekkür ederiz dediğinde vielen Dank diyor arkadaşlar. Vielen Dank demek ki çok teşekkür ederim. Und einen schönen Tag noch. Evet, schön neydi arkadaşlar? Güzel, Tag, gün. İyi bir gün olsun derken demek ki und einen schönen Tag noch demiş oluyoruz. Burada noch gene pekiştireç noktasında daha anlamına geliyor. Dolayısıyla iyi bir gün olsun derken und einen schönen Tag noch diyoruz ve pardon, bunu garson diyor ve biz de tekrar görüşmek üzere derken auf Wiedersehen diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da söylemek isterim ki Herr Kellner, evet, garson bey anlamına gelmiş oluyor. Ancak ben tek başına Kellner da diyebilirim. O şekilde de hitap edebilirim. Yani bu bir kadın garson olabilir, erkek garson olabilir. Kısaca Kellner da diyebilirim. Dilerseniz bu yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Herr Kellner, wir möchten bitte zahlen. Herr Kellner, wir möchten bitte zahlen. Alles zusammen oder getrennt? Alles zusammen oder getrennt? Zusammen. Zusammen. Das macht 15,50 Euro. Das macht 15,50 Euro. Hier bitte. Hier bitte. Vielen Dank. Und einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Arkadaşlar, dilerseniz bu sefer ben garson rolünde olayım. Sizler de müşteri rolünüzde devam edin. Öncelikle bu sefer siz başlayacaksınız. Dolayısıyla ilgili boşluğu ben size nasıl tanımlayabilirim? Belki bir parmak şıplatmasıyla olabilir. Evet, hazırsanız ben size gereken süreyi tanıyacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? O zaman başlasın. Alles zusammen oder getrennt? Das macht 15,50 Euro. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde restoranda geçen diyalogları görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.